Sovyet Rusya'yla anlaşma görüşmeler var daha önce. Samsun'da kalıyor 4 gün. 4 gün kalıyor Samsun'da. Nedir o? Havzada Rus heyeti seni bekliyor diye. Rus heyetiyle anlaşması var. Yani yeni alfabeye o karşıyım. Aynada bakıyordum kendime. Yavura benziyorsun. Mustafa Kemal'in karşısında bir apo yoktu. Karşısında şeyhler vardı. Aşiret reisleri vardı. Eski düzenin adamları var. Hiçbir cumhuriyet kurucusu cumhuriyeti yarın kurmaz. Mutlaka diktayla kurdu. Diktayla kurdu? Diktayla kurdu. Herhalde Erbakan'a geldi. Erbakan'a geldi. Babam daha genç yaşındayken Bütün kötülük dinden geldi diye şey yazıyor. Gazetelere yazılar yazıyor. Hürriyet'te. Hürriyet devrimi oluyor 1908'de. O zaman hukuk talebesi 17 yaşında o falan çıkmış. 28 yaşında ismini 30 yaparak milletvekili seçiliyor. Hakim şeyde. Hukuk mezunu. Hakim Silivri'de ağır cezada. Silivri Mahkemesi'nde, Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Babamı seçmiyorlar. Şey diye, Urfalı diye şeyler çıkıyor ortaya. Bütün çiftlik meyleri çıkıyor ortaya. Seçmiyorlar. Çatalca'yı İstanbul'a bağlıyorlar. İstanbul'dan Mustafa Kemal'in yakınları var. Onlar işçi arkadaşları. Onlar seçiliyor. Babam Edirne'ye geldi. Edirne'de yerleşti. Edirne'nin kurtarıcısı gibi. Kuvayi Milliye'yi kuran adam. Şeyin genel sekreteri. Şeref Bey, Trakya Paşaeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Paşaeli şey, Drama'ya kadar gidiyor. Drama'ya kadar Türk çoğunluk orada. Batı Trakya'da daha çok Türk var. Müslüman var. Pomaklar, Mumaklar falan. Hep Müslüman. Ve kendilerini Türk sayıyorlar. Kalkıyor bunlar, İsmet İnönü mecliste Lozan'ı anlatırken sınır şeyden geçecektir, Meriç Nefri'nden geçecektir diye söylediği zaman yerinden bağırıyor şey, Şeref Bey. Deli Şeref diyorlar. Şeref Bey sürgüne mürgüne gitmiş Libya'ya. Sattın İsmet diyor, sattın. Batı Trakya'yı sattın diyor. İsmet Paşa da bir ikinci bir adam. Kim koyuyor buna? Kuvayi Milliye'yi şeyi okuyan. Kuvayi Milliye'yi değil. Neydi o? Neydi bizim Kurtuluş Savaşı için programımız? Bütün Hatay ve şey dahil, Batı Trakya dahil, bütün Türklerin çoğunlukta olduğu her yer Türkiye'ye ait olacak. Misak-ı Milli. Misak-ı Milli İstanbul Meclisi'nde okuyan adam, Edirne Mebusu Şeref Bey, seçmiyorlar, babamı da seçmiyorlar. Babam da Katip Umumisi şeyin, teşkilatın, Kuvayi Milliye'nin. Yani Lozan'da taviz verildiğini söylediği için mi seçmiyorlar? Taviz verildiği için resmen bağırdı diye. Yani özel olarak diyebilir ama mecliste bağırarak söyleyeyim. Taviz mi verildi peki sizce Lozan'da? Verildi tabii. Biraz taviz verildi. Fakat Atatürk uykusunu kaybetti. O kadar seviniyordu yani. Lozan'dan ötürü. Peki niye seviniyor? Ya. Taviz verildiyse niye seviniyor? Şimdi taviz verildi ve zorunlu taviz. Niye zorunluydu? Çünkü petrolü biz işletecek değildik. Petrolü şey, İngilizler işledi. Sen savaş kazanmışsın. Olsun. İngilizler orada şeydi, İngiliz ordusuyla çatışma oldu. Ali İhsan Paşa falan şey etti. Ama Mustafa Kemal'in taviz verilen bir anlaşmaya sevilmesi çok garip değil mi? Hayır, taviz verilen bir anlaşma zorunlu tavizse kabul edilir. Hiçbir şey taviz vermeden olmaz. Yeter ki ana gövdeyi koru. Ben
Mustafa Kemal zamanına yetiştim. Ben 92 yaşındayım. Evet. İki günde bir İngiliz casusu yakalarlardı. Ve casusa ne muamele yapılırsa o yapılırdı. İngiliz casusu yakalarlardı, Lawrence'i yakalarlardı. İki günde bir. Peki, şimdi tekrar şeye gelecek olursak, milli mücadelede, Kurtuluş Savaşı'nda dinden çok faydalanılmış. Faydalanılmış. Yani bugün Çerkezi, Lazı, Kürt'ü bağlayan dindi. Onun için şeyin padişahın ve sen şimdi padişahın vatansever olduğunu da söyleyeceksin. Yok, bir şey söylemiyorum. Siz ne derseniz ben tabiyim. Padişah baştan işte vatanseverdi. Yani bir şeyler umuyordu Mustafa Kemal'den. Ondan sonra başlıklar altında değişirdi. Mustafa Kemal'in de Samsun'a padişah tarafından gönderildiği yazıldı, çizildi. Tabii padişah tarafından gönderildiği, tamam gönderildiği doğru. Fakat padişahın bilmediği şeyler var. Mesela Sovyet Rusya'yla anlaşma görüşmeler var daha önce. Samsun'da kalıyor 4 gün. 4 gün kalıyor Samsun'da. Haber geliyor, nedir o? Havzada Rus heyeti seni bekliyor diye. Rus heyetiyle anlaşması var. Kendi ülkenin evladını gavurun şapkasını giymedi diye asıyorsun. Bunu neyle izah edeceksin? Asıyor musun? Yani ceza verilmiyor muydu o dönemde? Ceza veriyordu. Yani. Peki bu neyle izah ceza veriyordu? Şimdi İstiklal Mahkemesi öyle zannet. Adam dövüyordu Kılıç Ali. Yani. anlatıyor. Hikmet Kıvılcımlı. Hı. Anlatıyor. İskelet Kıvılcımlı da her gün diyor adam 15 kişi 10 kişi alıp götürüyorlar, asıyorlar diyor. Her gün diyor hani Rıza Bey var, şeyin babası, Yusuf Sesi Pekin'in babası. Hani Rıza Bey, Ankara'yı açan adam, Mustafa Kemal'e. Ve köşede gayet rahat girip çıkıyor. Bir gün Mustafa Kemal buna soruyor, diyor ki, Ali Rıza Bey diyor, kaç kişi silahlı adam toplarsın etrafına. Hapishaneleri de sayarsan diyor, 1000 kişi bulur. 1000 kişiyi bulup silahlandırır. 1000 kişiyi silahlandıran bir adam, Türk ordusunun kontrolü dışında, Ankara'nın dibinde, Keskin'de. Elif'i idam ediyorlar. Niye? Çünkü devlet kuruyorsun. Kontrol dışı bir derebeyi, bir de Kurtuluş Savaşı'nda varlık göstermiş bir derebeyi. Kalkıp da hapishaneleri basıyor. Diğer adamların hepsini topluyor. Ankara'yı öyle açıyorlar. İşte ben bunu söylüyorum. Şimdi o ayrı bir şey de yani... Yani bu iş bak, bu iş böyle. Yani böyle kalkıp da efendim şeyi de rafa kaldıracaksın. Sadakati bilmem şeyi falan filan bunları rafa kaldıracaksın. Onlara fazla uyarsan olmaz. Neye? Olmaz. Neye uyarsan? Olmaz mı? Yani o gün berabersiniz ve yarın karşı karşıyasınız. Mihri Belli hala Osmanlıca yazıyor. Doğru. Osmanlıca yazıyor. Niye yazıyorsun peki? Çünkü kısa. Ya demek ki şimdi bizim yanlışımız şu. Yani hataları da sevapları da konuşmuyoruz. Ya bu adam hata da yapmıştır. Ben yeni harflere karşıyım. Nasıl yani? Yani yeni alfabeye karşıyım. Niye? Karşıyım çünkü kültürde bir kesiklik oldu. Kesiklik oldu. Zaten okur yazar adam azdı memlekette. Yani bundan yararlanlar. Japonya'da öyle değil. Japonya'da daha eskiden beri okur yazar oranı çok yüksek. Rekor yani dünyada. Yani yazının zorluğu, kolaylığıyla ilgili değil şey. Yazar okur
oranı. Evet. Ben hatırlıyorum babamı. Biz Bulgaristan'a giderdik şeye. Daha ucuz. Türk parası daha pahalıydı. Daha değerliydi. Bulgaristan'a giderdik şeye. Yazla. Bir su şehri vardı. Oraya gitmiştik. Babam geldi. Dedi yeni harfler kabul edildi. Dedi 27. 28. 28. 8. Yeni harfler kabul edildi dedi. Ben Fransızca öğreniyordum. Sana dedi hemen çabucak yazdırayım dedi. Yaz dedi adını. Yazdım adı. O zaman Mehmet miydi? Onun soyadı yok. 27. İşte dedi yazdım. Şimdi bir iki harf değişik. Seviniyordu. Ve şeydi. Yani o kuşak seviniyordu. Memlekette yazar okur oranı birdenbire şey olacak sanki. Halbuki aklında tut ki Japonca doğru düz mektup yazmak için bin harf vermek lazım. Bin harf işaret vermek lazım. Bin tane. Bir tane, 10 tane, 20, 30 tane falan değil. Bin tane. Vermek lazım. Ve en yüksek olan da Japonya'da. Dünyada. Yani onun hesaba kaldı. Onlar kimsenin aklına geldi. Şimdi doğru o bir defa acaba ben ilkokulda birinci sınıfta iki sene arka arkaya çakmışım. İlkokul birinci sınıfta 6 yaşında gönderdiler bizi. Öbür çocuklar büyük falan. Mektepten kaçmayı öğrendik. Bir şey öğrenmedik daha ama mektepten kaçmayı öğrendik. Ve tabii iki sene arka arkaya çaktık. Zaferden sonra baba disiplini, babam kaçaktı. İngilizler evi basıyordu. İngiliz askerleri falan. Subaylar, mubaylar. Siz Mustafa Kemal'i hiç gördünüz mü? Gördüm. Nerede gördünüz? Güreş müsabakası vardı. Nerede? Beyoğlu'nda bir yerde. Beyoğlu'nda. Geldi iki sıra benden ileride oturdu. Şapka getirin dedi. Kuvvetli lamba var. Şapkayı giydi. O zaman biz muhaliftik. Niye muhaliftiniz? Biliyorduk neler dönüyor. Neler dönüyor biliyorduk. Ne dönüyordu yani? Dönen ne? Ne var? Yakışmayan şeyler vardı oluyordu. Yani şimdi Kurtuluş Savaşı tarihini okuduktan sonra hani Mustafa Kemalciydik. Nutuk'u okuduktan sonra Mustafa Kemalciydik. Fakat buna rağmen egemen sınıfın bürokrasinin yani bürokrasiydi egemen o zaman. Henüz daha koçlar, sabancılar falan yoktu ortada. Bürokrasinin şeyi marifetlerini duyuyorduk. Evet. Ne yapıyordu yani marifet bir örnek verebilir misin birkaç örnek? Mesela milli atlet şey vardı. Yüksek atlayıcı, neydi adı herhalde, yüksek atlayıcı bir atlet vardı. Onun kız kardeşiyle sevişiyor Mustafa Kemal'in adamlarından biri. Şu İlyar'ı bir adam. Sonra kız yüz vermez oluyor falan, kızı öldürüyor. Ne sorgu ne suar falan. Atlete Amerika'da burs buldular. Amerika'ya gitti. Ben rastlamadım. Fakat bizim arkadaşlar rastladı. Atlet unutmuştur kardeşim. Mesela buna benzer şeyler. Peki o öldüren Mustafa Kemal'in arkadaşına ceza verilmedi değil mi? Tahkikat da yapılmadı. Sorgu da yapılmadı. Belki tahrik vardı. Tahrik vardı. Belki yoktu. Belki vardı. Bilmem artık. Fakat hiç olmazsa sorgu lazım. Tutuklanma lazım biraz. Bunları duyuyorduk. Nasıl karşılıyordunuz o devrimleri, şapka devrimi mesela olduğunda? Edirne'de son şapka giyen benim, ilk şapka giyen babam. Babam hasır şapka giymişti yazında.
televizyonda diyorum, sinemada Şarlı'yı kovalayan İlyalı bir adam vardı. Ona benzettim ben. Bak, polis bizi çeviremiyor. Çünkü işte, babamdan ötürü. Sokakta, fakat diyor ki babama haber yolluyorlar, diyorlar ki bir tek o kaldı Şarşı'da. Fes'ten gezen, Fes de bizim kıyafeti, Yunanlıların kıyafeti. Fes de bizim değil. Değil mi? Tabii. Fes giyiyordunuz. Niye son ayına kadar beklediniz şapkayı? Yavru'ya benziyordu. Yavru'ya giyiyordum, kasket almışlardı. Giyiyordum, aynada bakıyordum kendime, yavru'ya benziyorsun. Fes de ben masaya oturdum, çıkar Fes'ini falan dedi. Kim? Babam. Babam şeydi, yani balılara falan giden. O devrimleri günü izleyen kişiydi. Peki yakınınızda şapka giymediği için cezalandırılan kimse biliyor musunuz? Herhalde vardı. Vardı ama ben bilmiyordum. Hani benim çevremden kimse yoktu. Anladım. Duyuyor muydunuz gazetelerde falan veya çevre Türkiye'de yani şapka giymediği için adamlar cezalandırılmış falan diye? Herhalde duyuyorduk ama o zaman gazete varsa okumazdık. Çocuktuk. Bir de din devrimi var. Türkçe ezan meselesi var. Sen şimdi benim şeyi yazacak mı? Neyi? Yani ben harf devrimine karşıyım diye. Yazacak mısın? Ne dediyseniz onu yazarım. Onu iki kere düşünmek lazım. Kabul edilmeden önce. İki kere düşünmek lazım. İki yanı var şimdi bu. İki yanı var. Bir batıya uymak var. Bir de şey var. Mesela ben New York'ta Türk pavyonunda Zeybek ve Laz Horan'ı oynuyordum. Baş açık. Fes mes giymiyordum yani. Zeybek kıyafetiyle fes giymiyordum. Kur'an'ı hiç okudunuz mu? Kur'an'ı söyleyebilirim ben de. Bilirim. Anneannem öğretmiştir bana. Bilirdim ve unutmadım. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. Kulüvallahu ahad, Allahu samet. Lem yelid ve lem yulid ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bunları söyleriz. Fakat Kur'an, anneannemden giderdim ben namazlara. O cami senin, bu cami benim namazında. Giderdik. Ama ben dindar değilim. Niye vazgeçtiniz dindarlıktan? Çünkü okulda babamla tartışırdım, Allah yok diye. Allah yok diye, tabiat var, bilmem ne var. Nerede? Evde. Evet. Türkçe hocası vardı, o Müslümandı, Koreyse, Feridun Bey. Ondan da tartışırdım, o dindardı. Ondan da Allah var diye tartışırdım. Yani bizim yerleşmiş bir fikrimiz yoktu yani. Derken Allah yok, egemen geldi. Nereden geldi bu düşünce? Yani babanız ateist miydi? Babam ateist. Yani ondan mı Allah'a inanamadınız? Auguste Comte'uydu. Auguste Comte. Neydi? Auguste Comte. Auguste Comte diye bir sosyolog var. Auguste Comte, Kant. Augusto Comte mı diyorsunuz? Augusto Comte. Evet. Yani peki dünyayı, bu kainatı yaratan bir güce inanıyor musunuz? Böyle bir güç var mı? Kendiliğinden mi oldu diyorsunuz? Bilmem. Sen de bilmiyorsun. Yani birine havale etmek kolayını bulmak. Ama kendiliğinden bir şey olmuyor herhalde, değil mi? Yani şu gazetenin bile bir mucidi var. Gözlüğün bir mucidi var. Bu kainatın bir mucidi olmaz mı? Hiçbir şey kendinden olduğunu görmedik şimdiye kadar. Hiçbir şey yok, yoktan var olmaz. Olmuyor ama var bir defa. Bir güç var yani. Bir güç var değil. Hayır. Dünya var. Dünya var, evren, dünya... Evren var. Evreni kim yarattı? Kim yarattı değil, yarattı diye bir kavram. Evren var. Ya oradan başlayalım. Evren kendiliğinden mi oldu yani? Onu mu demek istiyorsunuz? Öyle oldu.
Öyle oldu. Öyle bu, oldu herhalde. Bu eşyanın tabiatına ters değil mi? Yani kendiliğinden bir şeyin olması. Kendinden bir şey olması demek bir defa bir varlık var. Mutlaka bir yaratıcı bulmak lazım. Burada mutlaka yaratıcıya havale etmek lazım bu işi. Bence yaratıcıyı kim yarattı? Yani işte soru burada. Şimdi yaratıcının özelliği budur zaten. İlah olmak kolay değil. Yani ilah olmak için seni kimsenin yaratmamış olması gerekiyor. Yani şimdi araştırıyorlar. O Yahudilerden alınma şey var ya, Kur'an'da hikayeler. Adem'den tut da şeye kadar. İşte bütün kısası Enbiya. Hepsi uyduruk. Süleyman diye bir şey var. Açık göz bir Yahudi. Fakat toplumu hani büyük mabet yaratmış, yok bilmem ne etmiş. Bunlar hepsi yalan. Hepsi uyduruk. Onlar yani keşfediliyor. Ve İsrail de keşfediliyor. Keşfediliyor. Yahudiler kabul etmiyor tabii. Büyük çoğunluk kabul etmiyor. Şimdi anladım. Siz kaç yıldır dine inanmıyorsunuz, Allah'a inanmıyorsunuz? Çocukluğunuzdan beri mi yoksa daha sonra mı? Çocukluğumdan beri bunlar işte namaza giderdik. Giderdik anneannemden. Ama oruç tutmak yasaktı. Nerede? Bizim evde. Yasaktı bizim evde. Çocuklara, ihtiyarlara değil. İhtiyarlar serbest. Kim yasaklıyor? Babam. Niye yasaklıyor peki? 10 yaşında çocuk ne bilecek yorucu. Değil mi? Yani çok ilginç. Şimdi Türkçe ezandan geldik buraya da. Türkçe ezan çevrildiği zaman siz ne hissetmiştiniz o zaman? Ben, bizim ev Selemiye'ye yakındı. 60-70 metre uzaklıkta. Kocaman bir evdi. Şey çıkardık, ezan okumaya başladı Selemiye'de. Ben 9 yaşında geldim, 8 yaşında. 8 yaşında geldim Edirne'ye. Ben de ağaca çıkardım, ben de ezan okudum. Ama iyi, fena okumazdım, doğru okudum. Müezzin demiş ki, haber yollamış babama. Demiş, biz okurken okumasın ezan. Ama normal okunuyor, Arapça okunuyor değil mi o zaman ezan? Siz Arapça ezan okudunuz yani. Arapça ezan okudum. Ama müezzini taklit ederek. Yani dine davet ederek değil, namaza davet ederek değil. Mustafa Kemal'in karşısında bir apo yoktu. Yani karşısında şeyhler vardı. Aşiret reisleri vardı. Ve eski düzenin adamları vardı. Bunlar da dolayısıyla padişaha bağlıydı. Şubeye bu şekilde. Eğer olsaydı herhalde başka türlü oldu davranış. Nasıl olsaydı? Eğer olsaydı yani karşısında çağdaş düşünceye sahip bir kimse olsaydı. Kim o mesela? Lider olarak. Mesela Abdullah Öcalan. Öcalan gibi. Mesela. Herhalde tam davranışı başka türlü olurdu. Anlaşabilir miydi Mustafa Kemal Abdullah Öcalan'la? Anlaşırdı. Öcalan, dikkat edersen ben Öcalan'ı iyi tanırım. Sanırım ve Türk vatanseverinin kabul etmeyeceği herhangi bir taleple ortaya çıkmıyor. Dikkat edersen federasyona bile karşı. Sınırı nereden geçireceksin diyor. Batı'da daha çok Kürt var diyor. Göç etti millet. Sınırı nereden geçireceksin?
Ben söyledim de federasyon için ne düşünüyorsun? Sınırı nereden geçireceksin? Peki ne zaman görüştünüz siz en son? En son 97'de. 97 yazı. Yani şunu diyorsunuz. Kitap halinde de yayınlandı. Evet. Hangi kitap? Çözüm. Hmm. Öcalan'ın kendi yazdığı kitap mı? Yok, konuşmamışsın yazıyor. Anladım. Şey diyorum, şimdi Abdullah Öcalan'da Mustafa Kemal hangi noktalarda buluşurdu? Anti-emperyalizmde buluşurlardı. Şimdi bugün Barzani ile Talabani var. Amerika'ya belini dayamış ve cavcav edip duruyor. Bunlara herhalde izin vermezler. Yani Mustafa Kemal döneminde Öcalan olsaydı ya da bugün Mustafa Kemal olsaydı Öcalan tutuklu olmaz mıydı? Şimdi Öcalan'ın birbiriyle çelişen şeyleri oldu. Fakat ben Öcalan'ı bilirim. Öcalan Türkiye yurtseveridir. Yurtseveridir. Ve Marksizm'den şey gelmiştir. Marksizm'den yani yurtseverlikten şey gelmiştir. Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin başına gelmiştir. Onun için şey, Türkiye yurtseverini kabul edemeyeceği herhangi bir talepte ortaya çıkmamaktadır. Şu anda tutumlu oldu. Ötekiler öyle değil. Ötekiler doğrudan dolayı Amerika'ya, İsrail'e bel bağlamışlardır. Ve şey, biz de İsrail'e bel bağlamış olduğundayız. Maşallah. Peki, yani soruma cevap alamadım. Öcalan, Mustafa Kemal bugün yaşasaydı Öcalan'ı içeri attırır mıydı? Öcalan diyalog kurardı ve şey olurdu. Diyalog kurardı ve bir sonuç çıkardı o şey olurdu. Ne sonucu? Yani Kürt sorunu yönünde mi? Çözümü yönünde mi? Çözüm yolunda. Şu anda çözülmüş değil mi Kürt sorunu? Çözülmemiş. Çözülmemiş. Şimdi savaş yapıyor. Nasıl çözülür peki bu sorun? Demokrasiyle çözülür. Demokrasiyle çözülür. Yani demokrasi yok mu? Kürt birisi cumhurbaşkanı bile oluyor. General oluyor, belediye başkanı oluyor, vali oluyor. Yani oluyor ama Türk'üm demekle. Aslını inkar etmekle. Öyle oluyor. Değil mi? Bir devlet istiyor mu Öcalan? Ayrı bir devlet istiyor mu? Devlet yok. Devlet bir defa silinim defterini. Ayrı devlet yok. Anadolu Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti değil, Anadolu Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti. Adı Türkiye Cumhuriyeti. Kurtuluş Savaşı'nda böyle kondu. O isme tabi kalırız. Fakat içlerinde önemli miktarda azınlıklar var. Bu azınlıklar kendi kültürlerini geliştirmeye serbestler. Evet. Demokrasi budur. Mustafa Kemal Cumhuriyeti toplumsal mutabakatla mı kurdu? Hayır. Hiçbir cumhuriyet kurucusu cumhuriyeti öyle kurmaz. Hatta diktayla kurdu. Diktayla kurdu. Öyle olur. Nasıl oldu bu? Dikta dememiz için bir gerekçe var mı? Nasıl oldu? Yani dikta, niye dikta diyoruz? Diktayla yani tek parti, ötekileri yasaklar ve cumhuriyeti kurar. Fransa'da da böyle olmuştur, her yerde böyle olmuş. Tetiş dönemi derler. Tetiş dönemi. Tetiş. Terör. He. Terör.
Dönem liderin, Fransa'dan. Jacobenlerin kurduğu düzen. Jacobenlerin kurduğu düzen. Cumhuriyet bir Jacoben düzendir diyorsun. Tabii. Öyle kuruldu. Öyle kuruldu. Mustafa Kemal de diktatördü o zaman. Diktatördü ama halkın önemli kesimini arkasında taşıyan bir diktatördü. Şeye karşı. Gericiliğe karşı. Gericilik derken neyi kastediyorsunuz? Gericilik derken mesela Şeyh Said'i kastediyorum. Meclisteki sağ kanadı kastediyorum. Mustafa Kemal meclisi kalpak kalpağından açtı. Sarıkla açtı. Dua ederek açtı. Karısını da başörtülü çıkardı ortaya. Tek karısı. Ha. O zaman mecburdu şeyi tutma. Gelenekleri, geleneklere uyma. Ondan sonra biz Kurtuluş Savaşı'nı ittifak halinde yaptık dincilerle. Dincilerle, ateler. Kendisi dinci değil miydi Mustafa Kemal? Dinci değildi. Peki o duayı niye yaptı? Kalpağı vardı, eşi başörtülüydü. Dinci minci değildi. Ama eşi çarşaflı. Sonra rengini gösterdi. Peki Mustafa Kemal takiye mi yaptı? Ha? Takiye mi yaptı Kurtuluş Savaşı'nda? Takiye yaptı. Takiye yaptı. Bu yakışır mı peki Mustafa Kemal'e takiye yapmak? Niye yakışmaz? O büyük önder çünkü. Böyle şeye ihtiyaç duymaz. Hayır, hakikaten büyük önder. Peki böyle şeye niye ihtiyaç duyuyor büyük bir insan? Çünkü ittifakı korumak lazım. 200'lük değil mi bu? Ha? 200'lük değil mi? 200'lük. 200'lük, 200'lük. 200'lük yapılır millet için. Yapılır, ne olur yani. Ne olur. Ateist miydi efendim? Yani... Mustafa Kemal sizce neydi? Dindar mıydı? Ateist miydi? Ateist. Ateist miydi? Ateist. Müslümanların zaferidir diyor Kurtuluş Savaşı. Müslüman halkın zaferidir. Evet. Halkın zaferidir çünkü Müslüman halk o zaman 5 vakit namazında bir halt. Evet. Hakikat buydu. Bu memlekette kalkıyorsun, İstiklal Savaşı veriyorsun. Emperyalizme karşı. Ona saygı duyacaksın. Düşüncelerine saygı duyacaksın. Evet. Ve saygın devamlı olacak. Peki devamlı olmuyor ama köprüyü geçtikten sonra Müslümanların üzerine gidilmeye başlanıyor. Şimdi benim babam evet. Kurtuluş Savaşı'nda 17 yaşında biz Türkmeniz. Türk değiliz. 17 yaşında mezun oluyor Urfa'daki okuldan. Urfa'daki okulu açan Yüksek Muallim Mektebi'nin müdürü sürgün olarak gönderilmiş oraya. Dedem telgraf müdürü, aşiret reisi, 5 vakit namazında. Onun ismini ben taşırım. Hayrettin? Hayır, Mehri. Hayrettin babamın ismi. Babamın ismi, oğlum taşır. Yasaklı şu anda da mesela oy verecek olsanız verir misiniz Erbakan'a? Yani kıyasla yani iki kişi olsa yani herhalde Erbakan'a veririm. İki lider olsa diyorsun Erbakan'a veririm. Yani Erdoğan mı Erbakan mı dense Erbakan'a verirsin diyorsun. Erbakan'a veririm. Peki Baykal mı Erbakan mı olsa? Ay hiç tereddüt yok. Baykal'a vermem. Baykal bir rezalet. Yani... Bir yaratıcı Marksist olarak görüyorum kendimi. Yani bir sosyalist düzenden yanayım. Militanca bir layık politika gütme vardı.
İstiklal Mahkemeleri sağdan adam astı, soldan adam asmadı. Ben notlarımı eski Türkçe aldım. Daha mı kolay? Daha kolay, daha kısa zaman. Biz taklit ettik. Taklit ettik. Yani kendi ulusal kültürümüzden utandık. Bu yanlıştı. Kendinizi ne olarak tanımlıyorsunuz? Ben mi? Evet. Yaratıcı Marksist. Yani Marksizmi metinler olarak ezberleyip de tekrarlamak değil, fakat zamanın, günün, çağın geriye kafayı, o sana bir yöntem verir, düşünüş yöntemi verir. Oradan şey. Ve fakat bir yaratıcı Marksist olarak görüyorum kendimi. Yani bir sosyalist düzenden yanayım. Aynı zamanda ateistsiniz. Ateistim tabii. Yani şey, felsefede ateistim. Ama inanan adamın dindarlığına saygı duyuyorum. Çünkü Marksizmin yaklaşışı odur. Marksizm şey der, afyondur der din için. Ama afyonsuz ameliyat yapamazsın kimseye. Afyon bir işlevi vardır şeyde. Ve acı çeken insan başa sarılacak şey yoktur, o şey, dine sarılır. Aynı paragrafta Marx, vicdansız bir dünyanın vicdanıdır der dini için. Onu da der aynı paragrafta. Yani liberal burjuvaziden farklıdır tutumu. Mesela dini yasak etme Bismarck'ın işidir. Aşırı şey, yani böyle militan ateizm ve laisizm mesela şeyin işidir. Burjuva partilerin işidir. Marksistler öyle bakmaz. Evet. Şimdi tekrar... Mesela Sovyet devriminde Lenin zamanı Bezbojnikler vardı. Bezbojnikler hiçbir zaman parti şey olmadı. Partinin bir kolu olmadı. Yani Komünist Partisi dışında bir örgüt. Halkın Demokrat Parti'ye yönelmesinde o ezanın Türkçe'ye çevrilmesi, Kur'an kurslarının kapatılması, dindarlara yapılan baskıların etkisi yok mu? Herhalde var. Herhalde var. Var tabii. Var değil mi? Böyle bir baskı vardı. Baskı dediğim, yani bir militanca bir laik politika gütme vardı. Gütme vardı ve şey, tabii buna karşı çıkanlar da vardı. Nasıl militanca laik politikaydı o? Yani biraz açar mısın? Yani mesela şey muhafaza ediyorlardı Diyanet İşleri'ni. Diyanet İşleri'ni muhafaza ediyorlardı ve Diyanet İşleri de şeydi. Fakat mesela yani Diyanet İşleri devlet kontrolündeydi. Yani Kemalist iktidar kontrolündeydi. O şekilde bir şey var, varlığına müsaade ediliyordu. Fakat şeye gelince, yani çoğulcu sisteme geçilince, bir taraftan sosyalistlere karşı olan meşhur 141-142. madde 4 defa şiddetlendirildi. İlkten 6 ay illegal Komünist Partisi'ne giren adam 6 ay alırdı. Yönetici de 2 sene alırdı. 2 seneden başlardı cezası. Ben şunu anlamadım. Laiklik faşizanca uygulandı dediniz. Militanca uygulandı dediniz. Hayır. Demokrat Parti'den önce. Şimdi bak, devlet kuruyorsun. Hakiki rakip kim? Cumhuriyet kuruyorsun. Saltanatı kaldırıyorsun, hilafeti kaldırıyorsun. Hakiki rakip kim sana? Elbette ki dindar adamlar. Yani eski düzenin şeyi, devam ettirmek isteyenler. Buna karşı onlara sert davranacaksın. Ne yaptılar bunun için mesela sert davrandı? Mesela İstiklal Mahkemeleri sağdan adam astı, soldan adam asmadı.
soldan adam çünkü işte tehlike değildi. Tehlike değildi. Bir iktidar var. Sovyetler Birliği iyi geçiniyor. Ve şey ve her gün reform yapıyor. Hepsine de devrim diyor. Bir gün şapka, bir gün bilmem ne, huru, harf, bir gün bilmem ne falan. Fakat işin iki tarafı vardı. Şimdi ben hatırlıyorum, babam heyecanla geldi o. 27 senesinde biz yazlıktaydık şeyde, Hungaristan'daydık. Geldi, gazeteler geldi dedi, yeni harfleri kabul ettiler dedi. Babam diyor ki, dedi ki şey, birkaç sene yapamaz, bizde yazma okuma bilmeyen kalmayacak dedi. Kolaylaştı iş. Tam o sırada en yüksek yazma okuma oranı Japonya'daydı. Ve Japonya'da bir basit mektup yazmak için 3000 harf öğrenmek mecburdum. Yani alfabenin kolaylığıyla ilgili bir şey değil o. Yani hiç alakası yok yani. Dünyanın en zor yazısı Japoncaydı. Ve en yüksek yazma okuma oranı da Japonya'daydı. Şimdi yeni harflerin kabulü, Latin harflerinin kabulü, iki anlamı var bunun. Birisi evet, alfabe kolaylaşılıyor şu bu ama ondan sonra yazma okuma oranı pek değişmiyor. Artık kendi harfimiz değil, Batı'nın harfini ithal ediyoruz. Bir sürü ümi çıkarıyorsun şeye. Ben şimdi, dikkat et bak. Ben notlarımı eski Türkçe alırım. Daha mı kolay? Daha kolay, daha kısa zaman. İngilizce'de de eski Türkçe yazarım. Yani Amerika'da okurken İngilizce yazdığım zaman İngilizce'de yazardım. Arap harfleriyle. Evet. Yeni harfler kabul edildi ama diyorsun okuma yazma oranında bir artış olmadı. Yani ben unuttum, bir daha öğrendim. İlkokulda bundan başladık biz. Unuttum, bir daha öğrendim ama. Çünkü şeydir. Yani doğuya sırt çevirmedir. Bir yanıyla odur. Yani ezilen doğuya yükselir. Japonlar gibi kalkıp da bir sentez arama bu. Japonlar da sentez arandı. Yer sofrasında yiyorlar. Fakat şeyi, nedir o, bıçak kesmez bir cilayla cilalıyorlar o şeyi ve elektrikle de ısıtıyorlar. Onların yemekleri uzun sürüyor çünkü. Çorba belli ısıda kalıyor. Pirinç belli ısıda kalıyor. Pilav değil de onlar pirinç yiyorlar. Şimdi yani bir sentez yer sofrasında diyor ya, yükteki yatak yükte ve eski Japon evi olduğu gibi kalıyor. Biz değiştiriyoruz. Avrupa evini getiriyoruz şey. Türk evini bırakıyoruz bir kenara. Halbuki sentezi bulmak lazım. Çağdaş teknolojiyle onu yapmadılar. Yanlış yaptılar. Bence yanlıştır. Yani taklitçilik yanlıştır. Mesela kimonosunu kaldırmıyor adam. Bilmem terliğini kaldırmıyor, şeyini kaldırmıyor. Eve girdiği zaman nedir o şeylerin elini yüzünü siliyor, dişinin tozunu tutuyor. Ondan sonra giyiyor terliklerini, oturuyor. Yerde oturuyor, minderde oturuyor. Japon evi bu. Ve bugün de bu, şey de bu. İmparator da öyle oturuyor. Bilmem fakir de öyle oturuyor, zengin de öyle oturuyor. Şey, şimdi ama Japonlar sentez aradı ve buldu kendisine göre. Ve Japon evi moda oldu Batı'da. Biz taklit ettik. Yani kendi ulusal kültürümüzden utandık. Bu yanlıştı.